Tabii meme estetiğinde özellikle küçültme ve büyütme ameliyatlarını ayrı ayrı ele almak lazım. Küçültme ve dikleştirme ameliyatları nispeten büyütme ameliyatlarına göre, göğüs büyütme ameliyatlarına göre daha rahat, daha çabuk iyileşilebilen ameliyatlardır. Göğüs küçültme ve dikleştirme ameliyatlarından sonra hastaların özellikle dikkat etmesi gereken noktalar şunlar. Yaklaşık olarak 2 gün sonra ya da 3 gün sonra banyo yapmalarına izin veriyoruz. Ameliyattan sonra özellikle dikleştirme ve küçültmede hemen hemen hiç ağrıları olmadığı için çok çabuk iyileşirler. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde iş yaşantılarına dönebilirler. Ameliyattan sonra 1 ay kadar sporcu sütyeni kullanılmasını, sporcu iç çamaşırı kullanılmasını özellikle yine öneriyorum. Göğüs küçültme ameliyatlarından sonra hastanın hareketlerini yapması, fiziksel hareketleri ya da sosyal aktivitelerine dönmesi oldukça hızlıdır. Yaklaşık olarak 4-5 gün içerisinde hasta her türlü sosyal aktivitesine dönüş yapabilir. Rahat spor yapabilmesi için ortalama 10 gün 2 haftalık bir zamana ihtiyaç vardır. Ameliyatın üzerinden 10 gün 2 hafta geçtikten sonra hasta arzu ediyorsa yüzebilir, arzu ediyorsa tenis oynayabilir, arzu ediyorsa ağırlık bile çalışabilir. Dolayısıyla göğüs küçültme ve göğüs dikleştirme ameliyatlarının ameliyat sonrası döneminin çok rahat olduğunu bilmenizi isterim. Çok çabuk iyileşeceğinizi bilmenizi isterim. Sosyal yaşantınıza, iş yaşantınıza çok hızlı bir şekilde dönebileceğinizi bilmenizi isterim. Göğüs büyütme ameliyatlarında ise farklı birkaç nokta vardır dikkat etmemiz gereken. Özellikle göğüs küçültme ameliyatlarından sonra erken dönemde el hareketleri ya da dirsekten yapılan hareketlerle ilgili hiçbir kısıtlamamız yok. Ancak omuzdan yapılan hareketlerde 90 dereceye kadar olan hareketlerde herhangi bir sorun yok. 90 derecenin üstüne çıkan hareketlerde özellikle göğüs bölgemizdeki pektoral kası ciddi ölçüde kasılacağı için bu hastada ister istemez ağrıya neden olur. İster istemez kullandığımız silikon protezin yerleşiminde sıkıntılara yol açabilir. Onun için erken dönemde yani ilk 10 gün omuzdan 90 derecenin üstündeki hareketlerin yapılmasını istemiyoruz ve kısıtlıyoruz. Ameliyatın üzerinden 10 gün 2 hafta geçtikten sonra yavaş yavaş aşamalı olarak 90 derecenin üstüne çıkabileceğiz. Göğüs büyütme ameliyatlarında ameliyattan 2 hafta sonra hastanın uygulaması gereken bazı masaj hareketleri olacak. Kontrol muayenelerimizde bu masajları nasıl yapacağını, hangi sıklıkta yapacağını ve hangi şiddette yapacağını ikinci haftada hastamıza uygulamalı olarak göstereceğiz. Üçüncü hafta kontrolümüzde bunun şiddetini biraz daha artırarak devam edeceğiz. Ve masajlarımızı yaklaşık olarak 1 ay, 1,5 ay kadar devam ettireceğiz. Özellikle göğüs büyütme ameliyatından sonra hafif sporlara, yani bu yürüyüş olabilir, düşük tempolu koşu olabilir, 2 hafta sonra izin veriyoruz. Ancak biraz daha şiddeti fazla olan, fazla efor gerektiren sporlar için yaklaşık olarak 4 hafta beklememiz gerekir. Ameliyatın üzerinden 4 hafta, 1 ay geçtikten sonra hasta arzu ettiği sporu yapabilir. Bunların içerisine yüzme, hatta tenis oynamayı bile dahil edebiliriz. Özellikle göğüs büyütme ameliyatında hastalarımız bize nasıl uyuyabileceklerini de sorarlar. Hastalar ameliyattan sonra çoğunlukla sırt üstü yatmalıdırlar. Ancak yan yatmalarına da, sağ ya da sol kollarının üzerine de yatmalarına da ben izin veriyorum. Ancak burada şuna dikkat etmek lazım. Yan yatarken göğüslere çok fazla temas etmememiz gerekir. Ameliyatın üzerinden 1 ay geçtikten sonra hasta yüzü koyun dahi yatabilir. Bu bizde herhangi bir sorun, ameliyatımızın neticesinde herhangi bir sorun oluşturmaz. Özet olarak göğüs küçültme ve dikleştirme ameliyatı çok hızlı iyileşeceğimiz, sosyal yaşantımıza çok çabuk adapte olabileceğimiz ameliyatlardır. Göğüs büyütme ameliyatlarında ise bir miktar daha dikkat, bir miktar daha özen göstermemiz gerekir. Ve sosyal yaşantı için, sportif faaliyetler için bir miktar daha sabırlı olmamız gerekir.